Evet, şimdi Kraliyet Sarayı'nın önündeyiz ve arkamda iki muhafız var. Burası Cumhurbaşkanlığı olarak da kullanılıyor. Eskiden de öyleydi ve şu anda yine aynı şekilde gelen diğer devlet başkanları da burada ağırlanmakta ve burada görüşülmektedir. Evet, şu anda Cumhurbaşkanlığı Sarayı veya diğer adıyla Kraliyet Sarayı'nın avlusundayız ve hemen arkamda gördüğünüz bina yine şu anda Cumhurbaşkanı'nın kullandığı ofis ve diğer binaların bir kısmı müze olarak kullanılmaktadır. Katedralin hemen girişinde ortada bulunan kapının üzerindeki rölyefler katedralin tarihindeki bazı önemli olaylara ışık tutuyor. Kapının üzerinde pedimentte Hazreti İsa'nın çarmıha gerilişiyle elbiseleri kimin alacağı münakaşaları ve insanların bu olay karşısındaki çöküşü anlatılır. Evet sevgili izleyenler, arkamdaki katedral Aziz Vitus Katedrali veya diğer adıyla St. Vitus. Buranın en önemli özelliklerinden bir tanesi bizim ülkemizle de mukayese ettiğimiz zaman gotik mimarisinin hakim olması ve giderek binanın üzerindeki böyle sivrileşmesi, bütün o mimari tarzın ilgimizi çekti. Bir de oluk dediğimiz hani suların, yağmur sularının temelden uzak kalması için dışarıya dönük bir şekilde görüyorsunuz ve bunlar bir nevi hayvan başları da var orada. Bunun esas amacı nedir? Bir ürkütme yani korkutma gibi işte benden uzak dur şeklinde böyle ifade ediliyor. Dolayısıyla çok ilginç, çok güzel ve güzel bir katedral. Bizim Lüzinyanların zamanında yapılmış katedralın bir benzeri. Prag Kalesi, Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da yer alan bir kaledir. Bohemya ve Kutsal Roma İmparatorluğu kralları ve Çekoslovakya ve Çek Cumhuriyeti devlet başkanları bu mekanda ofisler bulundurmuşlardır. Dünyanın en büyük kalelerinden biri olan Prag Kalesi, Guinness Rekorlar kitabına da girmiştir. Evet, şu anda yine St. Vitus Kilisesi'nin önündeyiz ve hemen arkamda görülen bu resimleşmiş bazı göstergeler var. Burada özellikle Hazreti İsa'nın ne kadar kutsal olduğunu ve ölüleri dahi dirilttiğini gösteren resimlemeler var üst kısımda. Hemen arkamda sağda ve onun diğer tarafında da sol tarafta dine inanmayan, Tanrı'ya inanmayanların katran kazanlarında kaynayacağını gösteren resimler var. Ayrıca sevgili izleyenler, şunu da ilave etmek lazım. Bir Çek vatandaşına bir soru sorsanız dinle ilgili hemen hemen hiçbir bilgisi yoktur. Belki %45'lere varan insanlar var. Tamamıyla Tanrı'dan haberleri yoktur ve buna yahut da inanmıyorlar. Şimdi Kraliyet Sarayı'nın diğer kapısının dışındayız ve burası müthiş bir manzara, yani eşsiz bir manzara var arkamızda. Görülmeye değer, hatta belki biraz sonra sevgili Artun hemen arkaya döner. Arkadaki binanın biraz arkasında söğüt ağacı var. O söğüt ağacının arkasında bir balkon olması lazım. Hitler'in bir resmi var. Herkes hatırlayacak Adolf Hitler'in. Böyle elini uzatarak bir selamı vardır şehre karşı. İşte orasıymış o selam verdiği balkon. Bizim için ilginç geçti. İlginç bulduk bu olayı. Onu da herhalde buradan görüntüleriz diyorum. Hey senorita, mi
Prag şehrinin ilginç bir özelliği de dünyanın en dar sokaklarına sahip olması. Sokaklar o kadar dar ki iki kişinin yan yana geçmesi mümkün değil. Hatta belki inanamayacaksınız ama bu sokaklar trafik ışıklarıyla kontrol ediliyor. Evet sevgili izleyenler, Prag'da dünyanın en dar sokağından geçiyorum şu anda. Guinness Rekorlar kitabına girmiş bir yer. İki kişi yan yana geçemez. Biz trafik ışıklarına göre yeşil yandığı için ben geçiyorum.